Ali Beyciğim, sizin kullandığınız saç ekimi, yani daha doğrusu ekim teknikleri nelerdir? Şimdi saç ekiminde iki teknik vardır. Klasik yöntem, ense bölgesinden Sırayla. saçlı deri şeridi çıkartılır. Ben 4 yıldır hemen hemen hiç yapmıyorum. Ben şu anda Fue tekniği olarak adlandırılan tek tek Birebir. enseden saç köklerini toplayarak yapılan daha çağdaş, daha modern yöntemi uygulayarak yapıyorum. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Hastanın ense bölgesinde iz bırakmıyoruz. Sonuçta izle ilgili olarak en fazla hassasiyeti olan branş bizleriz. Ancak buna rağmen izi ne kadar minimalize ederiz, nasıl işsiz yaparızın peşindeyiz. Dolayısıyla ense bölgesinde bir iz bırakmaktansa, böyle bir riske girmektense tek tek toplarız, biraz daha fazla uğraşırız. Tabii, Bir tabii. saat, 2 saat daha fazla Çok uğraşırız emek veriliyor, ama doğrusu. daha kaliteli iş yaparız. Doğru. Ali Beyciğim, bu ektiğiniz bir saç mı efendim? Bu ektiğimiz saçlardan birisi. Evet. Ön kısımları görüyorsunuz ne kadar natürel. Özellikle burada saç çizgisini Orta Doğu haritası gibi, şu anda kaynayan kazan Orta Doğu haritası gibi cetvel kalemle çizilmiş gibi yapmamak lazım. Evet, tabii. Yani dümdüz bir saç çizgisi Doğru. yapmamak lazım. Milimetrik seviyede dalgalanmalar, ondülasyonlar vermek lazım ki natürel olsun. Yani bu işi natürel yaparak, hiç kimse anlamadan, çim adam gibi göstermeden yapmak o kadar kolay ki, sadece birazcık hassasiyet, sadece birazcık estetik nosyon lazım bu iş Peki için. o aldığınız, Evet. o aldığınız, o teker teker o saçların yönünü nasıl anlıyorsunuz? Şimdi biz onları ense bölgesinden toparlarken, Evet. bu iş bir kişiyle, iki kişiyle yapılacak bir iş değil. Hmm. Kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz. Çok tecrübeli bir ekip olarak çalışıyoruz. Ekibim senelerden beri benimle birlikte. Başka yere bırakmıyorum onları. Çünkü yetiştirdik, öğrettik bu işleri. Kökleri biz toplarken öncelikli olarak bunları iki arkadaşım tasnif ediyor yönlerine uygun şekilde. Tekli kökler, ikili kökler olacak şekilde tasnif ediyoruz bunları. Evet. Sonrasında tıbbi olarak graft olarak da adlandırıyoruz bunu. Sonrasında ekim faslına geçtiğimizde yönünü hastanın mevcut saç köklerinin yönüne paralel olarak ekim yapmak lazım. 90 derece açıyla yapacak olursak bunu çim adam gibi görünecek hasta. Çok kötü olacak. Mevcut saç yönlerinin tersi yönde yapalım der isek yine çok belli olacak. Ne yapıyoruz? Mevcut saç köklerinin yönüne paralel ekimler yapıyoruz. Özellikle tepe bölgesinde seyreklik olan hastalarda, o bölgede saçın girdap yaptığı, döner olarak yerleştiği lokalizasyonlar vardır. Biz o döneri, o girdabı bile uyumlu olarak ekim Veriyor yapıyoruz. musunuz onu? Evet. Ne güzel. Yani yönü o kadar rahat ayarlanabilir ki. Sadece burada önemli olan şey tecrübe ve estetik nosyon. Peki o ektiğiniz saçlar bir daha dökülmez mi? Ekilen saçların dökülmeye karşı dirençli olduğunu söylemek bilimsel olarak en doğrusu. En doğrusu. En doğrusu Evet. bu. Çünkü ense bölgesinden alarak yapıyoruz bu ekimi. Ense bölgesindeki saçlar hormonal olarak da, endokrin olarak da dökülmeye karşı daha dirençlidir. Biz bu kökleri transfer ederken genetik materyaliyle birlikte transfer ediyoruz. Dolayısıyla bizim ekim yaptığımız köklerde dökülmeye karşı hep daha fazla direnç olacak. Yüzde olarak söylemek gerekirse bunu %95'in üstünü söyleyebilirim. Dökülmeye karşı daha dirençli olacak, dökülmeyecek şeklinde söyleyebilirim bunu. Mesela saç dökülme periyodu tamamlanmış olan hastalarda artık ekim yaptıktan sonra stabildir. Yani ekilen saçlar dökülmez mi? %99 dökülmez diyelim, tamamen %99 dökülmez. Dökülmez. Dökülmez, doğru. Peki. Yani yaş